Herkese merhaba, ben Kaan Asvaroğlu. Bugün sizlerle implant tedavilerinde uzun dönem başarı için dikkat edilmesi gereken cerrahi detaylarla ilgili bilgiler paylaşacağım. Uzun dönem başarı için tabii ki protetik tedaviler de çok önemli. Fakat bugün temel odak noktamız cerrahi tedaviler. Albrexon ve arkadaşları tarafından 1986 yılında ortaya konan 4 maddelik implant başarı kriterlerine bakacak olursak, bunlardan ilki, implantta tek başına hareketlilik olmaması. İkincisi, implantın etrafında herhangi bir radyolüsent alan görülmemesi. Üçüncüsü, ilk yılda 1,5 milimetreyi aşmayan, takip eden yıllarda ise yıllık 0,2 milimetrelik vertikal kemik kaybının izlenmesi. Dördüncü kriter, geri dönüş olmayan ağrı, enfeksiyon, nöropati, parestezi veya mandibüler kanal perforasyonu gibi semptomların gözlemlenmemesi. Bu kriterler 5 yıllık gözlem periyodunda %85, 10 yıllık periyotta ise %80 oranında yerine geliyorsa implantlar başarılı sayılıyor bu kriterlere göre. Bu kriterlerden kemik kaybıyla ilgili olanı bugün kullanmakta olduğumuz 6,5 mm'lik kemik seviyesi ve 4 mm'lik kemik içi kısmı olan doku seviyesi iki implanta uygularsak uygulama sonrası geçen sürede kemik implant temasının yüzde kaçını yıla göre kaybettiğine bir bakalım dilerseniz. İlk yılda bir implant %23, diğeri %37. Üçüncü yılda bir implant %32, diğer implant %52. Ve onuncu yılda bir implant %53, diğeri ise %87,5 yüzey temasını yani kemik implant temasını kaybetmiş durumda. Bu noktada başarıdan bahsetmek çok mümkün değil. Belki bu implantlar için sağ kalımdan bahsedebiliriz ama günümüz koşullarında bu implantlar için bu bir başarı olarak değerlendirilmesi güç. Peki başarı kriterlerini nasıl güncelleyebiliriz? Dilerseniz burada benim bu konudaki perspektifimden size bahsedeyim. Yüz yüzeyken çok keyifli olan bir uygulamayı şimdi buradan beraberce deneyelim. Burada gördüğünüz görselde bir böcek gizli. Sizden ricam bu böceği bulmanız. Biraz yaklaştık. İşinizi biraz daha kolaylaştırmak için alanı sınırlayıp biraz daha yaklaşalım. Hala görememiş olmanız çok normal. Biraz daha yaklaşıyoruz. Görebilen var mı acaba? Daha da yaklaşalım. İyi kamufle olmuş sanırım. Biraz daha yaklaştık. Bu seviyede görebilenler olabilir. Şimdi onları tebrik ediyorum. Göremeyenler için dilerseniz biraz daha yaklaşalım. Görebildik mi? Sanırım bu seviyede artık herkes görüyordur. Arkadaşımız burada. Peki, sınırlı sürem olan bu sunumda niye vaktinizi bu arkadaşla çaldım? Bana göre burada başarının sırrı gizli. Eğer doğada, biyoloji içerisinde kendimizi iyi kamufle edebilir, doğaya entegre olabilir, yani biyolojinin içinde uyumlu bir şekilde kendimizi kaybettirebilirsek bence bu başarıdır. Ki bu böcek için doğada kendinin fark edilmemesi onun için sağ kalım ve dolayısıyla başarı için önemli bir adım. Peki biz bu böcekten yola çıkarak kendi başarı kriterimize bakarsak bu kriteri kendi tedavilerimize uygulayabilir miyiz? Burada şöyle bir çıkarımım var. Eğer bizim yaptığımız tedavi doğal dişler arasında kendini kaybettirebiliyorsa, doğal bir diş gibi görünebiliyorsa bu başarıdır diyebilir miyiz? Bu noktada belki bana bu protetik bir başarı, bu protezle de sağlanabilir diyebilirsiniz. Haklı olabilirsiniz ama burada elde edebildiğimiz bence sadece white aesthetic score. Yani beyaz estetiği belki protezle elde edebiliriz, yakalayabiliriz ama pink aesthetic score yani pembe estetik için bize yeterli miktarda yumuşak doku gerekli. İmplantı destekleyecek miktarda kemik, uygun biyoloji, uygun konum, yeterli miktarda diş eti söz konusu olursa o zaman başarılı bir tedaviden bahsedebiliriz. Tabii bu noktada belki kemik olması gereken yerde küçük yumuşak doku kamuflajları ya da yumuşak doku olması gereken yerde küçük pembe porselenle yapılacak
makyaj, kamuflajlar bizi zaman zaman kurtarabilir ama bunlarla ilgili limitasyonlar var. Eğer temel hatalarınız varsa, burada olduğu gibi implant konumuyla ilgili, çevredeki biyolojik dokunun yeterliliği ile ilgili problemimiz varsa, başarıdan söz etmek çok mümkün değil. Birkaç vakaya daha bakalım. Bu vakalarda da olduğu gibi, eğer doğru biyoloji implantın etrafında sağlanmazsa, doğru tedavi uygulanmazsa, ne beyaz ne de pembe estetikle ilgili başarılı bir sonuç elde etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla başarılı bir tedavi ortaya koymamız çok olası değil. Bu tedavilerden yola çıkarak elde etmeye çalıştığımız başarı kriterlerine bakacak olursak önemli olan birkaç nokta var. Bunlara hızlıca değinmek istiyorum. Belki başarı kriterleri arasında olduğunu düşünmeyebilirsiniz ama bana göre bütün konunun başlangıcı çekim. Diş çekimi kemiği koruma anlamında bizim uygulayacağımız en önemli tedavilerden biri. Özellikle çok köklü dişleri çekerken uyguladığımız kuvvet neticesinde genelde videoda gördüğünüz gibi bukkal kemikte bir fraktür oluşturma olasılığımız var. Burada şanslıydım. Periosttan ayrılmadığı için bu bölgede iyileşme elde edebiliriz ama çoğu zaman burada gördüğünüz gibi davye ile beraber bir kemik fragmanının, bukkaldaki kemik fragmanının gelmesi çoğu zaman söz konusu. Bu fragman davye ile beraber dişin üzerine geldiğinde aslında biz dört duvarlı bir çekim soketinden, dört duvarlı iyileşecek bir çekim soketinden üç duvarlı bir defekte, dolayısıyla bukkal duvarda bizim için çok önemli olan bukkal konturda kayba neden olabiliyoruz. Burada dilerseniz bir vakayla devam edelim. Bu sağlı sollu altı numaraları çektiğim tamamen şans eseri bir tarafta piyasemen ve frezle, diğer tarafta davye ile çekim yaptığım bir hasta. İki tarafa da implant uyguladık. Davye ile çekim yaptığım tarafa bakarsak bukkal kortekste küçük bir kırık var. Karşı tarafa bakalım. Karşı tarafta atraumatik bir çekim uyguladık. Septum yerinde, bukkal duvar yerinde. Lezyonlu dişler olduğu için iyileşmeyi bekleyip implantlar uyguladık. Davye ile çekim yaptığım fraktürü olan bölgedeki konkav kemik kontürünü izlerken karşı tarafta gayet düz bir kemikle karşılaştım. Dolayısıyla implant yapmayı planlayalım planlamayalım, bütün vakalarda atraumatik, özellikle çok köklü dişlerde kökleri ayırarak mevcut, hali hazırda mevcut olan biyolojiyi orada koruyarak, kemik miktarı bizim için çok önemli, onu koruyarak aslında uzun dönem başarının ilk adımını atabiliriz. O yüzden çekim çok önemli. Bir diğer nokta, daha tedaviye başlamadan bizim dikkat etmemiz gereken noktalardan bir diğeri ise kullandığımız implant sistemini iyi bilmek. Kullandığımız implant sistemiyle ilgili bütün detaylara vakıf olmak. Buradan kastım implant tasarımından tutun da implantın yüzey özelliklerine, drilleme protokolünden tutun, protetik seçeneklere ve çözümlerinize kadar. Bunlara hakim olursak uzun dönemde başarıyı yakalamamız daha kolay. Bir diğer nokta, hastayı çok iyi tanımak, çok iyi etüt etmek, çok iyi bir anamnez almak ve bir diğeri bizim kendi teknik donanım, bilgi ve tecrübemiz. Bunların hepsini bir araya getirebilirsek o zaman uzun dönem başarıyla ilgili öngörülerde bulunabiliriz. Uzun dönem başarılı tedaviler uygulayabiliriz. Bugün bahsedeceğim burada olduğu gibi temel hatalar kaynaklı başarısızlıklar değil, ideal biyolojik stabilite için dikkat etmemiz gereken noktalar olacak. Yani bu görselde gördüğünüz gibi ideal kristal kemik stabilitesi sağlayacağımız ve bunun oluşması için olması gereken, bu kemiği koruyacak olan yumuşak doku miktarına, yumuşak doku tipine nasıl ulaşabileceğimiz, hatta daha yoğun olarak bu yumuşak doku profili ve buradaki yumuşak doku miktarına nasıl ulaşabileceğimize dair bugün odaklanıyoruz. Biz gen cerrahları olarak aslında yumuşak doku manipülasyonlarına, özellikle vestibroplastiler noktasında aşinayız. Bunları hiçbir graft kullanmadan veya bağ doku graftlerine kombine olarak yoğun olarak uyguluyoruz. Bu şekilde birçok yaptığımız vaka var. Son yıllarda daha fazla konuşulan ve üzerinde durulan konu bu uygulamaların implant çevresindeki önemi. Son zamanlarda bu konuyla ilgili çok fazla sayıda çalışma ve implant çevresindeki yumuşak dokunun artırılmasının ne kadar önemli olduğu ile ilgili birçok yayın görüyoruz. Eğer implant çevresinde yeterli miktarda doku oluşturabilirsek, implant çevresinde de
stabil bir kemikten bahsedebiliriz. Dolayısıyla implant çevresi yumuşak doku cerrahileri bizim için çok önemli. Normal diş ve implant çevresindeki dokuları karşılaştıracak olursak bununla ilgili aslında birçok bilgiye artık sahibiz. Kristal kemik stabilitesinin implant çevresindeki yumuşak dokunun sağlığına, yumuşak dokunun durum kalite ve miktarına bağlı olduğunu artık çok iyi biliyoruz. İmplant çevresindeki ataçmanın diş çevresinden farklı olduğunu, benzerlikler gösterse de farklı olduğunu ve implant çevresinde de çeşitli yayınlarda farklılık gösterse de 2,5 ila 3,5 mm arasında bir biyolojik aralığın oluştuğunu biliyoruz. Şubah ve arkadaşlarının grafik şeklinde gösterdiği bu görselde 3,5 mm'lik mesafenin en apikalde bağ doku, arada bağlantı epiteli ve en yukarıda oral epitelden oluşan bir biyolojik aralığın implant çevresindeki görselini görüyoruz. Bu konuyla ilgili çalışmalara baktığınızda Giacomo Fabbri, Thomas Linkevicius, Eric Rompen gibi isimleri çok sık rastlıyoruz. Bu da Thomas Linkevicius'un ve ekibinin yaptığı bir çalışma. İmplant çevresi yumuşak doku kalınlıklarıyla kristal kemik stabilitesini karşılaştırmışlar. 3 mm ve üzerinde yumuşak doku varlığında kalın, 2,5 mm'lik yumuşak doku varlığında orta ve 2 mm altında, 2 mm veya altında yumuşak doku varlığında ince olarak diş etini sınıflamışlar. Burada en fazla kemik kaybının ince yumuşak doku tipinde gözlemlendiğini söylüyorlar. Bununla ilgili gerekçe olarak da implantın çevresinde aslında biyolojik aralığın oluştuğunu gösteriyorlar. Yani bizim 3 mm'lik yumuşak dokumuz eğer biz 1 ya da 2 mm'lik bir kemiğe yumuşak dokuya sahipsek kemikte bir rezorpsiyon yaparak bu bölgede 3 mm'lik biyolojik aralığı oluşturduğu yönünde bir tez savunuyorlar. Peki biz bu konuda ne yapabiliriz? İnce diş eti biyotipimiz varsa, ince bir diş eti yüksekliğimiz varsa, vertikal anlamda yetersizliğimiz varsa yapabileceklerimizden birincisi implantı subkristal olarak yerleştirmek. İmplantı subkristal olarak yerleştirdiğimizde karşımıza çıkan önemli noktalardan biri implant bağlantısı. Burada mikro sızıntı çok önemli bir konu ve mikro hareketlilik çok önemli bir konu. Bu noktada Zipric'in çalışmaları ve implantların yüklendiği sıradaki bu radyografik görüntülemeler çok değerli görüntüler. Flat to flat bir implantın kuvvet altındaki hareketi, mikro hareketliliği görüyoruz ve bu bölgeden oluşacak mikro sızıntının bizim için oluşturabileceği problemi görüyoruz bu videoda. İkinci videoda ise konik bağlantılı bir implantta aynı yükleme sırasında bir mikro hareketlilik gözlemlenmediğini görüyoruz. Subkristal implant yerleştirdiğimizde karşımıza çıkan 3 temel konu var. Bunlardan birincisi platform switching. Eğer biz platform switching özelliği olan bir implant kullanırsak mikro hareketliliği, birleşim yüzeyini, abutment implant birleşim yüzeyini kemikten horizontal yönde uzaklaştıracağımız için burada oluşabilecek mikro hareketlilik daha az sıkıntı çıkaracaktır. İkinci konu Zipric'in videosunda gördüğünüz gibi konik bağlantının sızdırmazlığının avantajları. Üçüncüsü ise Thomas Linkevicius'un da çalışmalarında Zero Bone Loss Concept ile ilgili sunumlarında da gördüğünüz gibi doku seviyesi bir implantın kemik seviyesine yerleştirilmesi gerektiği. Eğer bu implantı subkristal olarak yerleştirirsek o zaman bu implant çevresinde kemik kaybı göreceğimiz söyleniyor bu çalışmalarda. Bir diğer uygulayabileceğimiz yöntem kemik rediksiyonu. Kemik rediksiyonu uygulayabilmek için vertikal anlamda yeterli miktarda kemiğe ihtiyacımız var. Bu yöntemin en büyük avantajı eğer protetik alan kazanmaya ihtiyacımız varsa bize avantaj sağlıyor. İlk başta gösterdiğim vakaya dönecek olursak bu vaka benim kemik rediksiyonu uyguladığım bir vaka. Görebildiğiniz gibi yumuşak doku biyotipi ince. Dolayısıyla vertikal mesafe 1 ila 2 mm arasında benim bir miktar kemik rediksiyonu yaparak buraya biyolojik aralık için bir alan oluşturmam gerekli. Drilleme öncesinde bir miktar kemik rediksiyonu yapıyorum. Bu rediksiyonu yaptıktan sonra mutlaka iyileşme başlığı yerleştirip o bölgede düzensiz engel olan kemik çıkıntıları var mı kontrol etmek lazım, varsa düzeltmemiz lazım. Ve bu sonuca ulaşıyoruz. Uzun dönem başarı için ümit verici bir görüntü.
Yapabileceğimiz bir diğer yöntem soft tissue tenting. Yani yumuşak dokuyu bir çadır şeklinde yukarıya doğru taşımaya çalışmak. Diğer iki yönteme göre bu biraz daha teknik olarak hassas. Eğer ince bir yumuşak doku tipimiz varsa dokunun bu bölgede perfor olup iyileşme başlığının ortaya çıkma riski var. Ama teknik temelde iyileşme başlıklarının primer olarak kapatılarak vertikal dokuyu yukarıda tutmasını içeren bir yöntem. Bununla ilgili vaka örneğimde ise hem yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu yaptığım bir vaka hem de yumuşak dokuyu yukarıda tutabilmek için 4 mm yüksekliğindeki iyileşme başlıklarını yerleştirdiğim bu vaka. İyileşme döneminin sonunda sadece bir iyileşme başlığının yumuşak dokudan dışarıda olduğunu görüyoruz ama 4 mm yüksekliğinde olduğundan dolayı yeterli miktarda yumuşak doku oluşturabildiğimizi biliyoruz. Son yöntemimiz ise yumuşak doku augmentasyonu. Eğer vertikal kemik yetersizliğimiz varsa yani implantı kristal yerleştirebilecek veya kemik rediksiyonu yapabilecek miktarda kemik yoksa bu durumda tek çözümümüz vertikal anlamda bir augmentasyon sağlamak. Bu vakada gördüğünüz gibi iki implant kret seviyesinde yerleştirilmiş. Burada vertikal doku kazanımına ihtiyacım var. Onlay bir serbest diş eti grafiğiyle bunu sağladım. Alttaki grafide görebildiğiniz gibi yumuşak doku silüeti iyileşme başlıklarının üst sınırında yani 4 mm civarında bir yumuşak doku kalınlığı vertikal anlamda sağlayabilmişim. Bu vaka pembe estetiğin porselenle sağlanmaya çalışıldığı ama yumuşak dokuda sorunları olan bir vaka. Radyografileri aldığımızda yumuşak dokudaki problemin aslında kemikten kaynaklandığı ciddi bir kemik kaybının ve perimplantitis tablosunun olduğunu burada görüyoruz. Yapabileceğimiz tek şey implantı çıkarmak bu seviyede. Eksplantasyonu gerçekleştiriyoruz. Bir süre yumuşak doku iyileşmesi için bekliyoruz. Yumuşak doku iyileşmesi sonrasında vertikal anlamda yeterli kemiğim olsa da horizontal anlamda burada bir konkavite söz konusu. İmplantımı yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi implantı protetik olarak doğru konumda yerleştiriyoruz. Ve vestibülde açıkta kalan kısmı ortadan kaldırmak için implantı daha derine göndermiyorum. Çünkü doğru protetik konum bu. Bu noktada %50 otojen, %50 zenojenik grafikte yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu uyguluyoruz. İmplantın vestibülünde iyileşme dönemini takiben sadece kontür augmentasyonu sonrasında yumuşak doku kontürünün bir miktar daha arttığını görüyoruz ama istediğim dış bükeylik hala söz konusu değil. Dolayısıyla iyileşme başlığını yerleştireceğim seansta implantın olduğu noktada tam kalınlık vestibüle doğru yarım kalınlık bir tünel oluşturarak sütür kılavuzluğunda bir bağ doku reftini bölgeye gönderiyorum. İyileşme durumuna bakalım. Gayet güzel bir dış bükey bir görüntü elde edebilmişiz. Birinci haftadaki görüntümüz yumuşak doku kontürü gayet güzel. Yumuşak doku iyileştirmesi tamamlandığında olan hale bakarsak iç bükeylik tamamen dış bükeyliğe dönüşmüş. Artık hastamız protetik tedavisi için hazır. Sağlı sollu yumuşak doku yetersizliği olan bu hastada hem bağ doku grafiti hem de tenting aynı anda uyguladık. Yani bağ doku grafitini uygulayıp yumuşak dokuyu tamamen kapattık. Burada da beklediğimiz yumuşak dokunun bu bölgede yeterli miktarda iyileşmesi ki 3. haftadaki iyileşme görebildiğiniz gibi. Sonrasında iyileşme başlıklarının üzerine kompozit ekleyerek vertikal olarak onları yükselttim ki yumuşak doku bunun etrafına şekillenebilsin. Yumuşak doku iyileşmesi tamamlandığında görselde gördüğünüz gibi gayet güzel yumuşak dokularımız hazır. Bu hastalığı protetik tedavi için hazır durumda. Sıradaki hastamız tek lateral diş eksikliği. Benzer şekilde bukkal bir konkavite mevcut. Bu hastada roll flap uyguluyoruz. Yani palatinalden bir bağ dokusu, saplı bir bağ dokusu çevirip vestibüle doğru yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi burada da aynı kök formunu taklit edecek şekilde dış bükey bir yumuşak doku sağlayabilmişiz. Benzer bir şekilde premolar bölgedeki bir roll flap uygulaması. Burada da doku kazanımı sağlamışız. Bir diğer lateral diş eksikliği. Tamamen aynı yöntem. Bir roll flap çevirip vestibüle sütürle sabitliyoruz. Dış bükeyliği yine aynı şekilde
elde edebiliyoruz. Bu vaka iki aşamada da benzer teknik uyguladığım bir vaka. Yani implant yerleştirdiğim seansta da iyileşme başlığında da benzer bir teknik uyguladım. İmplantın yerleştirileceği seansta papil korumalı bir insizyon, yine palatinalden bir bağ doku çevirerek bir miktar kontrol augmentasyonu sağladık. Yumuşak doku iyileştiğindeki halimiz. İyileşme başlığı için geldiğinde kontrol daha da fazla artırmak için daha kalın bir doku çevirerek implantın vestibülünde hem horizontal hem de vertikal anlamda daha fazla kazanım sağlayabildik. İmmediyat uygulamayla beraber yumuşak dokuya yaptığımız müdahale 11 ve 22 numaraya implantlar uygulandı. Çekim soketleri greftlendi. 11 numaraya bağ doku, 22 numaraya da bağ doku ve serbest diş eti kombinasyonu epitel de içeren bir greft yerleştirildi. Yumuşak doku iyileşmesine bakalım. 3. haftada yumuşak dokunun görüntüsü bu gayet sağlıklı bir yumuşak doku iyileşmesi söz konusu. Bu da iyileşmenin sonunda iyileşme başlığını değiştirdiğim andaki görüntü. Kemikteki iyileşmeyi dilerseniz bir taraftan bakalım. Bu hastada tomografi alma şansımız oldu. Gördüğünüz gibi implantların vestibülünde de gayet stabil, yumuşak dokumu destekleyecek, yumuşak dokumun varlığına destek olabilecek kemiği, biyolojiyi oraya sağlayabilmişiz. Dolayısıyla uzun dönem başarı bekliyoruz. Hemen ardından bir komplikasyon vakası. Bu benim immediate yerleşim yaptığım bir vaka. 3. ay hastamız bize geldiğinde iyileşme başlığının tamamen göründüğünü, implant boynunun dahi ağızda görünür olduğunu görüyoruz. Burada bir bağ doku grafti planladım. Koronale pozisyone bir flaple bir bağ dokusu planladım ama flapı kaldırdığımda kemikte de bir defekt olduğu için bölgeyi xenojen graftlerle graftledim. Üzerine bir bağ doku grafti uyguladım. İyileşme sonrası bölgede tatmin edici bir sonuç elde edebildiğimizi düşünüyorum. Sonuç yüz güldürücü. Bu üst full implant uyguladığımız bir vaka benim bir akrabam. Benzer şekilde bağ doku greftleri ve roll flaplerle vestibül yumuşak doku miktarını artırmaya çalıştık. Arada takip fotoğrafları maalesef yok ama geçtiğimiz günlerde ön köprülerinden birinde bir chipping'le geldi. Dolayısıyla köprüyü çıkardığımızda bu fotoğrafı alma şansım oldu. Görebildiğiniz gibi 4. yılda gayet stabil bir yumuşak doku miktarımız ve sağlığımız söz konusu. Bir diğer vaka hem premolar bölge hem lateral bölgede uygulama yaptığımız bir hasta. Lateral bölgesinde yine horizontal anlamda yumuşak dokuyu artırabilmişiz. Hastanın protezleri hazırlanmış. Görebildiğiniz gibi protezlerimiz. Protezleri yerleştiriyoruz. Protezleri yerleştirdiğimizde görebildiğiniz gibi yumuşak doku yeterli olsa da papil bölgelerinde boşluklarımız var. Kontrollü bir basınç uyguluyoruz protezlerle yumuşak dokuya. Ve bir süre bekliyoruz. Burada görebildiğiniz gibi dokular olgunlaşmaya başladı. Peki papilleri elde edebildik mi? Lateral bölgesine bakacak olursak bu bölgede periodontal problemlere rağmen papillerin oluşmakta olduğunu görüyoruz. Santralli olan papil tamamen oluşamasa da kanin bölgesinde papil mükemmel şekilde olması gereken yere gelmiş. Burada protetik tedavilerin aslında ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bizim yumuşak dokumuzu koruma anlamında. Peki biz yumuşak dokularla ilk olarak hangi malzemeyi buluşturuyoruz? Çoğunlukla ilk buluşturduğumuz malzeme bizim iyileşme başlığı. Dolayısıyla implantın çevresinde biyolojik aralık ilk kez iyileşme başlığının etrafında oluşuyor sevgili meslektaşlar. Burada görebildiğiniz gibi bağ doku, bağlantı epiteli, oral epitel implantın etrafında yumuşak doku olgunluğunu tamamlıyor iyileşme başlığının etrafında. Peki biz bu noktada ne yapıyoruz? Ölçü için provalarda ve bitime kadar tekrarlayan seferlerde buradaki ataçmanı bozuyoruz. İyileşme başlığını çıkarıyoruz, ölçü postu takıyoruz, geri takıyoruz, abutmentları takıyoruz. Burada bu yaptığımız bağlantıların tekrarlanması bazı çalışmalarda buradaki ataçmanın, yumuşak doku ataçmanının apikale mikro olmasına sebep olduğunu, dolayısıyla kemik kaybına sebep olduğunu gösteren çalışmalar mevcut. Peki neyle yumuşak dokuyu buluşturuyoruz?
tekrar kullanılan iyileşme başlıklarına bakacak olursak, ölçü postlarına bakacak olursak, ne kadar iyi temizlenirse temizlensin, bunların etrafında bir biyolojik yük olduğunu görüyoruz. Burada gördüğünüz iyileşme başlığı benim fotoğrafını çektiğim bir iyileşme başlığı. Mekanik temizlik, ultrasonik temizlik ve otoklavlama uygulandı. Buna rağmen yüzey bu şekilde görünüyor. Az önce gösterdiğim gibi 1001 zorlukla oluşturduğumuz yumuşak dokuyu bu tarz iyileşme başlıklarıyla mı karşı karşıya bırakmak isteriz? Bu şekilde bu yumuşak dokuları koruyabilir miyiz? Aslında soru bu. Bu noktada one abutment, one time protokolü mantıklı geliyor bize. Bize şöyle bir fayda sağlıyor bu noktada. Abutmentlar yerleşik bu bölgeden uzaklaştırılmayabilir bu protokolde. Bu konuda çeşitli yayınlar var. Bazı yayınlar faydalı olduğunu, kim yayınlarsa anlamlı bir fark, anlamlı bir fayda oluşturmadığını ortaya koymuş. Benim görüşüm bu tarz literatürleri kendi koşullarımız dahilinde sentezleyip yorumlamak. Kastım şu, bu yayınları hazırlayan otörlere, teknisyenleri burada gördüğünüz gibi abutment'ın yumuşak dokuya temas edecek kısmına rezle dokunup bu yüzeyi deforme edip göndermiyordur. Veya kronla abutment'ın ayrılması için laboratuvara giden bu şekilde yanmış bir abutment'ı hastaya teslim etmiyorlardır. O yüzden bunları, bu tarz abutment'ları yumuşak dokuyla buluşturmaktansa on-one base gibi, multi-unitler gibi bir sefer yerleştirilip ağızdan çıkarılmayan abutment'ların kullanımı, yumuşak dokunun adezyonunun bir sefer oluşup tekrarlayan çıkarmalarla yırtılmamasına, dolayısıyla uzun dönem başarıya yardımcı olabilir. On-one base'in buradaki en büyük avantajı şu, cerrahi sırasında 35 Newton'la torklandığı için o bölgedeki hem yumuşak doku bağlantısı hem de implant abutment bağlantısı bir seferde sabitleştirilmiş oluyor. On-one tedavileriyle on-one base ile ilgili çok fazla burada bilgi vermiyorum. Sahip Hoca'nın sunumu bu konuda çok detaylı. Dilerseniz onu geriye dönüp izleyebilirsiniz ve faydalanabilirsiniz. Değinmek istediğim bir diğer nokta, Nobel'in yeni abutment yüzeyi Zeal. Yüzeyin özelliği şu, steril olarak geliyor. Yüzey kimyasal olarak çalışılmış, üzerinde özel bir oksit tabakası var ve bize muko entegrasyon oluşabileceğini söylüyor bu yüzey. Bana göre en önemli noktası, en güzel yanı ise şu, yüzey tamamen steril geldiği için bu tarz bir iyileşme başlığı yerine dokuya ilk kez bir on-one base yerleştirdiğinizde steril bir yapı, yani teknisyenin dokunmadığı, çeşitli kontaminasyonlara maruz kalmamış, dokuya ilk kez temasta bulunacak bu yapının temiz ve steril olarak hastaya aktarılıyor olması, yüzeyindeki kaplamanın sıvıyla temas anında çözülerek ortadan kalkması, dolayısıyla yüzeyindeki oksit tabakanın, anodize yüzeyin ilk kez dokuyla temas etmesi bizden ve teknisyenden önce. Burada bize muko entegrasyon için güzel bir vaat sunuyor aslında yeni Zeal yüzey. Bir diğer güzelliği, 35 Newton'la torklandığı için konu protez seviyesinde abutment seviyesine geliyor. Yani protezi çalışan arkadaşımız her seferinde kemik seviyesini inerek bir iyileşme başlığı, bir abutment yerleştirmiyor. Çalışmalarının tümünü yumuşak doku seviyesinde yapıyor. Dolayısıyla aşağıdaki bağ doku ve epitelyal ataçman koparılmadığı için sabit kalma şansına, dolayısıyla da kristal kemik stabilitesine fayda sağlama olanağına sahip. Peki burada şu soru akla gelebilir. Neden doku seviyesi bir implant kullanmayalım, on-one base kullanalım? Burada üç önemli nokta var. Bunlardan biri, on-one base'de yükseklik seçebilmeniz. Tissue level bir implant kullanırsanız oradaki parlak kısım sabittir. Dolayısıyla bunu değiştirme şansımız yok. On-one base kullandığınızda platform switch özelliğinin faydalarından faydalanabiliriz. Dolayısıyla implantı subkrestal yerleştirme şansımız var. Bir diğeri, dilediğimiz zaman on-one base'i çıkarıp implant seviyesine geri dönme şansımız var. Bugün çok fazla değinemedim ama yumuşak dokunun korunması için en önemli noktalardan bir diğeri protez. Protezin dizaynı, siman artığı, temizlenebilirliği, doku uyumu, materyal seçimi
çok kritik özellikler. Ama bugün süre kısıtlamamızdan ve sadece cerrahiden konuştuğumuz için bu kısımları geçiyoruz. Sürümün sonuna geldim fakat son olarak değinmek istediğim bir diğer firma tarafından gelen gelişme Tay Ultra yüzey. Tay Ultra yüzey bize neyi sağlıyor? Abutment yüzeyini de sayarsak 4 farklı yüzey, 4 farklı pürüzlülük ve yeni bir yüzey kimyası sağlıyor. Dolayısıyla oksit tabakasının kalınlığı farklı, çok daha hidrofilik bir yüzey. Kuru olarak ama az önce bahsettiğim yüzey kaplamasıyla geliyor. Dolayısıyla kana temas ettiğinde sıvı eşliğinde çözülebilen bir yüzey koruması var üzerinde. Bizim uzun dönem başarımız için bu da bize firmanın vaat ettiği bir yenilik. Ve son olarak unutulmaması gerekir ki doğrular mutlak değildir. Biyoloji bizi yanıltabilir. Burada gördüğünüz tedavide kantileverler var, diş bağlantısı var. Ama yapıldığı tarihe bakarsanız yıl 1999. Yani bu tedavi 20. yılını doldurmuş. Dolayısıyla uzun dönem başarıdan söz edilebilir mi? Bence kesinlikle söz edilebilir. Bugün sizin için bir take home mesajım yok. Take home böceğim var götürmek isterseniz. Belki biraz ekolojik bir mesaj olacak ama biyolojiyi anlar, biyolojiye uyum sağlar. Mümkün olan en iyi, en uyumlu işleri çıkarmaya çalışırsak hem doğada hem de tedavilerimizde başarılı olmamız, uzun dönemde başarıyı sağlamamız bence kaçınılmaz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi dilerseniz canlı yayında sorularınızı cevaplayabilirim. Görüşmek üzere.